Balıkesir Umum, Marangozlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen Ağaç Dikme Bayramı ve Mangal Ziyafeti dün Akarsu Göleti karşısındaki ağaçlandırma sahasında yapıldı. 1400 fıstık çamı fidanının dikiminin yapıldığı Umum Marangozlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Ağaç Dikme Bayramı'nda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ağaçlandırma Mühendisi Atilla Duran önce fidan dikiminin nasıl yapılacağını anlattı. Daha sonra Umum Marangozlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, eşleri ve çocukları ile birlikte ağaç dikimi yaptılar. Ellerimiz çamur olacak. Araziye geldiğimiz belli olsun. Daha sonra suda yıkarız. Tamam. Çapaları elinize almayın. Birbirinize zarar verirsiniz. Tamam. Aynen şöyle bir çanak düşünün. Öyle bir şekil vereceğim ki yukarıdan gelen yağmur suları burada dursun. Düzenlenen etkinlikle ilgili Umum Marangozlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güler'le Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Ağaçlandırma Mühendisi Atilla Duran, KRT Haber'den Erol Uçar'a açıklamalarda bulundular. 1389 tane fidanımızı dikeceğiz bugün. Buradaki amacımız Balıkesir'de ağacı ve ormanı keresteyi en çok tüketen marangozlar olarak gelecek nesiller için fidanlar dikiyoruz. Hem burada meslektaşlarımıza hem çocuklarımıza bu fidanların dikimini öğretiyoruz. Bunun için de gayet mutluyuz. İnşallah bundan sonraki zamanda bu geleneksel hale gelir. Her yıl bu işin tekrarını yaparsak, yani hem Türkiye'miz yeşillenmiş olur, hem doğamız yeşillenmiş olur, hem çocuklara bir şeyler öğretmiş oluruz. Biliyorsunuz ağacın önemi çok. Dünyada önemi çok. Bugün yani beşikten mezara kadar özellikle sektörümüzü ilgilendiriyor. Her şey ağaçtan yapıldığı için ağaçların üretimi ve çoğalması bizleri mutlu ediyor. Yani her geçen gün biliyorsunuz yaz aylarında o yanan orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Bugün Marangozlar Odası olarak 1400 tane fidan dikilecek. Dikilecek fidanlar 1 yaşında tüplü fıstık çapı fidanıdır. Balıkesir'de yapılan dikimlerin büyük bir bölümü, %90 gibi fıstık çamı üzerinedir. Bugün görmediğimiz arka tarafında daha önce de yapılmış fıstık çamı ağaçlandırmaları vardır. Ve bu fıstık çamı ağaçlandırmalarının sonucunda yaklaşık 8-10 sene sonra kozalak verdiğinde köye gelir olarak geri dönmektedir. Yani geliri köylüler mi oluyor? Geliri köylülerindir. Aynı şekilde dikim başladığından itibaren yaklaşık 4 ila 5 sene burada çalışmalar yapılmakta ve köylü bu çalışmalardan da ücret kazanmaktadır. Kaçar tane diktiniz? 9. Sen kaç tane diktin? 10 tane diktik hepimiz de. Aynı fidanı diktik. Aynı fidanı diktin. Daha önce fidan dikmiş miydin böyle? Ben bir tanesini dikmiştik. Ben çok önceden gelmiştim. Feyza okula başlamadan önce ben gelmiştim buraya.